Məhərrəm qardaşım qoşulubdu. Məhərrəm bəy. Öpürəm səni bağrıma basıram. Ey Məhərrəm Yılmaz. Gözün aydın. Türkiyəmiz çox böyük bir gözəl seçki keçirdi. Seçkinin ləzzət elədi. Nəticəsi bir başqa şey. Allah razı olsun Kurban Bey. Hayırlı akşamlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben de sizleri aynı zamanda kendimi de tebrik ediyorum. Ben de sizlerin bir kardeşi, bir evladı olarak 28 Mayıs müstakillik günümüz dolayısıyla tüm halkımızın bu güzel gününü canı gönülden tebrik ediyorum. Bugün çifte bayram kutlayacağız inşallah. Azerbaycanımızın müstakillik günü ve Türkiye'mizin de büyük bir zaferle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ımızın tekrardan Cumhur Reisi seçilmesi bağlamında iki bayram birden yaşamış oluyoruz. Her iki halkımıza da, her iki insanımıza da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Amin. Kurban Bey, ben buradan bir iki cümle daha etmek istiyorum. Buyurun. Sizi özellikle tebrik ediyorum. Azer Firidun aparıcısı, mübarizi, mücadeleci ruhuyla yola çıkmış Kurbanlı'yı ve Erestun Bey'i ve diğer abilerimizi, kardeşlerimizi, İlhan Bey'i, efendim Evez Bey'i, Ali Aliyev Bey'i ve bizim kardeşimiz Abid kardeşimizi tebrik ediyorum. Verdiğiniz bu mücadelede sizi bugün milletimiz bir şeyin daha farkında olsun isterim. Nedir bu? Tarihin tozlu raflarına kaldırılmış var olan bir şeyin üstünü torpakla torpaklayıp veyahut da çok affedersiniz balçıkla sıvamak istedikleri şeylerin üstüne Azer Firidun terter olaylarını açtığı gibi Cumhuriyetimizin kurucusu Mehmet Emin Resulzade'nin de ihtibarının tekrar geriye kazandırılmasında verdiği mücadeleyi gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. Kurban Bey, bu bir reallıktır. Eğer siz bu mücadeleye, bu onur mücadelesine, bu şeref mücadelesine, bu milli mücadeleye, terter katliamı gibi bir mücadeleye parmak basmasaydınız, biz 5-10 sene sonra tarih kitaplarına üzü kara bir millet olarak geçecektik. Biz aşağılık bir toplum olarak geçecektik. Biz her şeyini satabilmeye layık, müsait, aşağılık bir millet olarak tarihe geçecektik. Siz bunun önünü aldınız. Bizler de elimizden geldiği kadar size destek verip onurumuza, şerefimize, vatanımıza, milletimize ve milli mücadelemize sahip çıkmak için elimizden gelen gayretleri gösterdik. Yetiyor mu? Yetmiyor. Daha güçlü olmalıyız. Daha çok olmalıyız. O devlet bizim, o millet bizim, o toprak bizim, o bayrak bizim. Eğer bunları 3-5 tane hain bizlerin gözleri önünde namusumuzdan, şerefimizden, bayrağımızdan, dinimizden, dilimizden başlayarak yok etme kavgası veriyorlarsa bu kavgada bizim ölmemiz gerekiyorsa öleceğiz. Can vermemiz gerekirse vereceğiz fakat milli onurumuzu tarihimize yakışır şekilde korumayı bileceğiz ve becereceğiz. Kurban Bey çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Halkımızın tekrar gözü aydın olsun. Çifte bayramımız mübarek olsun. Eşk olsun. Ben de seni tebrik ediyorum. Bütün Türk dünyasını tebrik ediyorum. Yenirim. Bu mesele Türkiye'deki bu seçki sadece Türkiye meselesi değil. Değil Kurban Bey. Biz bunu defalarca söyledik. Benim şimdi bak bir şeye şahit olacaksınız şimdi. Ben kısa bir müddet önce söylemiştim ki Azerbaycan'ın bugün başına torba örenler Türkiye'deki Cumhurbaşkanımızın seçimi kazanmasını kesin ve kesin istemiyorlar. Kesin ve kesin. Çünkü bundan sonra elik üstlenen Türkiye Azerbaycan'daki çok şeye parmağını basacak. Çok şeye. Bunu pek yakında göreceğiz. Onun için bunlar tedirginlerdi. Allah'ın işte Türk milletinin asaleti burada. Bizim Azerbaycan'daki durumdan farklı olan şeyimiz biz doğuştan özgürüz, doğuştan. Hiçbir zaman biz bir koloni olmadık.
Onun için biz sözümüzü diyebiliyoruz bugün. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de benim cumhurbaşkanım eğer bir hata yapıyorsa kalkıp onun hatasını eleştiren bilen caddede, evinde, televizyonda, orada, burada kardeşim. Bizim o anamız neydi? O kaldırıp o delikanlıya bastıkları arvadın suçu neydi yazık ya? İki kelime laf dedi. Hanım İki bazı. kelime laf dedi bu kadın. Bu kadını anlamak lazım. Bu diyor ki benim evladım Rusya'da yaşamak zorunda mı? Gelip benim ilimli, savatlı kızım Azerbaycan halkının bir yarasına merhem sürmesi lazımken, ihtiyacımız varken buna sen buna kadağa koymuştun. Yani Allah bu bacımıza yardım etsin. Bunun şeyinde işte İlham Aslanoğlu kardeşim bu millet için elini değil gövdesini de taşın altına koydu. Düzene karşı veyahut da efendim cumhuriyete karşı Azerbaycan'ın aleyhine hiçbir şey göstermeden halkının getirildiği olumsuz durumları anlatırken adamı götürdüler içeriye bastırdılar. Keza Abid Gaffarov, keza Evez Zeynelli, keza Ali Aliyev ve diğer kardeşlerimiz. Artık bunlara bir son verilmesi lazım. Şimdi ben yine söylüyorum Azerbaycanların üst düzey ordunun içindeki birçok generaller de olmakla özellikle gümrükte olan o yiyici canavarlar var ya bundan sonra onların pili bitti. Bundan sonra onların pili bitti. Azerbaycan'ın serveti dilenci durumuna düşünen, salınan o halka gidecektir inşallah. İnşallah. Bundan sonra yeter ki millet biraz duyarlı olsun. Bakın ben yine söylüyorum her şeyden önemlisi Azer Tribüm Terter olayla başladı. Bugün Mehmet Emin Resulzade babamızın eğer heykeli Bakı'da dikilmeye başlandıysa bunu birinci Azer Fridum'un Evez Bey'in bu terter olayının üstüne gelip millete uyandırmasından sonra oldu. Bir de komik bir şey var. Şimdi bunlar heykeli kuruyorlar ama Mehmet Emin Resulzade'nin mezarı nerede? Mezarını niye getirmiyorsunuz? Mezarını getirmediniz. Ya sen koskocaman bir cumhuriyetsin. Senin kurucu babanın orada o cumhuriyet şeyde parlamentoda en baş köşede o kurucu neyse ki bizim Atatürk'ün her portresi, her resmi, her dairemizde bakanlığımızda Cumhurbaşkanı'nın odasında efendim Milli Meclis'in baş köşesinde durursa Mehmet Emin Resulzade atamızın da o portresi orada olup adı orada olmalıydı. Ondan sonra da koyaydın Heydar Aliyev'in şeyini. Tamam, ona da dahil kardeşim. Ama sen var olan bir gerçeği yok sayamazsın. Bizde bir söz var. Der ki güneş balçıkla sıvanmaz. Güneşi palçık nasıl çamurla sıvayamazsın ki? Çatlayıp dökülecek. O realite bir gün ortaya çıkacak. Ve çıktı. Sizleri tebrik ediyorum Kurban Bey. Çok danıştım bilirim. Çok Herkese hoştu. Hoş buldular. saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Çok sağ ol Muharrem Bey. Bugün danışmak senin hakkındı. Eyvallah. Eşkol. Eyvallah. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkürler.